Hücreler arası iletişim konusunda şu ana kadar verdiğimiz örneklerin tamamı bir tek canlıya ait hücreler arasında gerçekleşiyordu. Ama bu videoda farklı canlılarda bulunan hücreler arasında da hatta iki tek hücreli canlı arasında da haberleşme olabileceği konusuna değineceğim. Soldaki fotoğrafta gördüğünüz bu hücreler maya hücreleri. Mayaların tek hücreli ökaryot canlılar olduğunu biliyoruz. Ökaryot neydi? Hatırlıyor muyuz? Ökaryot demek, hücre çekirdekleri var demek. En kısacası. Aslına bakarsanız mayalar birer mantar. Fotoğraftaki bu iki hücreden ikinci bir maya hücresinin tomurcuklanmış olduğunu görüyoruz. Bu mitoz bölünme sırasında gerçekleşir. Maya hücresi iki ayrı şekilde çoğalır. Burada gördüğünüz mitoz bölünmede olduğu gibi eşeysiz veya eşeyli olarak çoğalabilirler. Biz de hücreler arası haberleşme konusuna Eşeyli üreme kapsamında değineceğiz. Hücreler bu işlemi çiftleşme faktörleri sayesinde gerçekleştirir. Eşeyli üreme konusu maya hücreleri hakkındaki ilginç konulardan biri. Evet, işe bir maya hücresi çizerek başlayalım. Pekala, bu bizim maya hücremiz olsun. Diploid bir maya hücresi bu. Diploid Latince kökenli bir kelime olup çift anlamına geliyor burada da bize iki takım kromozom sayısı olduğunu ifade ediyor. Dolayısıyla maya hücremizin 16 çift kromozomu var. Bu da toplamda ne ediyor? 32 kromozom ediyor değil mi? Diploid de bu demek zaten. Mitoz bölünme sırasında bu kromozom çifte ayrılıyor. Aynı fotoğraftaki gibi. Maya türlerinin çoğunda tomurcuklanan yeni hücre ana hücreden küçük olur. Ama mitoz sırasında eşit bölünen maya hücreleri de olabilir. Mitoz bölünmemizin sonunda iki adet diploid maya hücresi oluştu. Bu iki yeni hücre de diploid. Tekrar üzerine basmak için söylüyorum. Basıyorum üzerine. Bunlar ökaryot hücreler. Unutmamak için içlerine hücre çekirdeği zarları çiziyorum. Ne var ki bu hücreler mayoz bölünme ile de oluşabilirdi. Bu çizdiğim mitoz bölünmeydi. Bu iki yeni hücre mitoz bölünme ile oluştu. Buraya yazalım. Mitoz. Dediğim gibi burada mayoz bölünme de gerçekleşebilirdi. Mayoz bölünme gerçekleşseydi sonuçta dört hücre oluşacaktı. Bu konudaki bir diğer ilginç nokta da oluşan yeni hücrelerin iki ayrı türde olabilmeleri. Bu iki ayrı türe maya hücrelerindeki iki ayrı cinsiyet gözüyle de bakabiliriz. Hücreler A türünde olabileceği gibi iki hücreyi de A türünde yapalım burada. Bu da A türünde, bu da A türünde böyle 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 olabilir ama bunlar alfa türünde de olabilir. Mesela bu hücre farklı bir renkle çizeyim. Yeni çizdiğim iki hücre bu sefer alfa türünde olsun. Bu dört hücre mayoz bölünme sonucu ilk baştaki diploid hücreden oluştu. Mayoz bölünme gerçekleştiğine göre bu dört hücrenin her biri artık haploid olacak. Hepsi de haploid. Hücrelerin her birinde 16 kromozom bulunuyor. Buraya da yazalım bunu. Evet, 16 kromozom. Aynı zamanda bunlar haploid hücreler. Bu hücreler birbirinden bağımsız hücreler ve mitoz bölünme ile çoğalabilirler. Bunu da belirtmekte yarar var. Evet, bu da önemli noktalardan birisiydi. Çünkü üreme hücreleri söz konusu olduğunda, örneğin insanlardaki üreme hücrelerini düşündüğümüzde, sperm hücreleri kendi başlarına çoğalamaz. Yumurta hücreleri de kendi başlarına çoğalamaz. Ama maya hücreleri çoğalabilir. Bu nedenle bu gördüğünüz A türündeki hücre, mitoz bölünme aracılığıyla iki adet A türündeki hücre haline gelebilir. Bunlar üzerinde biraz düşününce gerçekten çok ilginç konular olduğunu anlıyoruz. Mitoz bölünme. Mayoz bölünmeyle oluşan hücreler bile sonra mitoz bölünme geçirebiliyor. Gerçekten ilginç değil mi? Bu arada maya hücrelerimizin birbirleriyle nasıl haberleştiklerini anlatmak için gereken düzeneyi de bu şekilde hazırlamış oldum. Mayoz bölünme sonucu oluşan buradaki haploid hücreler tek bir atadan oluştu. Bir nevi eşeyli üreme gerçekleştiren maya hücreleri söz konusu olduğunda bu aslında oldukça doğal. Ama bu dört hücrenin tamamının aynı atadan gelmesi şart değil. Alfa türü hücreler başka bir hücreden oluşmuş olabilir. Bu hücreler çiftleşme faktörü adı verilen bir madde salar. Bu maddeyi bir tür çiftleşme feromonu olarak düşünebilirsiniz. Gördüğünüz A türündeki hücre A türünde çiftleşme faktörü üretir ve onu yakınındaki bölgeye salar. Şu anda A türündeki çiftleşme faktörünü çevresine salıyor. Bu sırada alfa türündeki hücreler de alfa türünde çiftleşme faktörü salıyor. Onları da turuncu ile çizeyim. Alfa türündeki hücreler alfa türünde çiftleşme faktörü salar. Yeni bir hücre türünde diğer hücre türünü tanımaya yarayan algılayıcılar bulunur. Yani A türü hücrelerde alfa türü faktörlere uygun algılayıcılar vardır. Bu algılayıcılar hücrenin dört bir yanında yer alır. Dolayısıyla alfa türü hücrelerde de A türü faktörlere uygun algılayıcılar vardır. Evet onları da turuncu renkle çizeyim. A türü faktörlere uygun algılayıcılar vardır. Ben böyle çiziyorum ama gerçek şekilleri böyle değil. Uzaktan yakından ilgisi bile yok ama yine de size bir fikir verir tabii. Mesela bu alfa hücresini ele alalım. Üzerindeki algılayıcılar çevresinde bulunan çiftleşme faktörleri ile birleşir. Maya hücresi hareket edemez ama o yöne doğru büyür. "Bu yönde bir sürü çiftleşme faktörü olduğunu hissediyorum." diyerek çıkıntısını o yöne doğru uzatır. Yaklaşık olarak böyle bir şekil alır. Benzer durum A türü hücrede de gerçekleşir. Algılayıcıları alfa türü çiftleşme faktörleri ile birleşir. O da çok iyi çiftleşme faktörleri olduğunu hissediyorum der. Algılayıcılarla birleşen bu faktörlere ligand da denir. Hücre çevresini algılayıcıları sayesinde hisseder. Ardından transdüksiyon da denilen aktarım gerçekleşir. Aslına bakarsanız bu durum diğer videolarda da sözünü ettiğimiz mitogenle etkinleşen protein kinazlarında gerçekleşen aktarımdan çok da farklı bir işlem değildir. Hücrenin verdiği tepki de çiftleşme faktörlerinin bulunduğu yöne doğru büyümektir. Bir yöne doğru büyüyen, bir yöne doğru esneyen bu haploid maya hücrelerine şimu da deniyor. Bu gördüğünüz bir şimu. Bu adın onlara neden verildiğini merak etmişsinizdir. Yukarıda fotoğrafını gördüğünüz şimu'lar, ülkemizde eskiden tontonlar adıyla oynayan ve geçmişi 1950'li yıllara dayanan bir çizgi filmin kahramanlarıdır. Neyse, konumuza dönelim. Aynı şimulara benzerler. İki hücre birbirine doğru büyüdükten sonra birleşir ve yeni bir diploid maya hücresi meydana getirir. Bu süreç devam ederse iki şimu birleşir. Böylece iki hücrenin kalıtım malzemesi de birleşir. Sonuç olarak da yeni bir diploid hücre elde etmiş oluruz. Bu yeni diploid hücre yeni bir DNA dizisi içerir böylece eşeyli üremenin sağladığı çeşitlilikten yarar sağlama şansına da sahip olur. Bu diploid bir hücre. Birleşen bu maya hücrelerinin farklı gen havuzundan gelmelerinin şart olup olmadığı henüz kesinlik kazanmış bir konu değil. Bu iki hücre aynı hücreden meydana gelmiş hücreler de olabilir. Bu nedenle bu hücrelerin mayoz bölünme sonucu meydana gelen kardeş hücreler olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda neden bu tür bir eşeyli üreme gerçekleştirdiği konusu biyolojide hala cevabını bulamamış sorulardan biri. Sözün özü, önemli olan maya hücreleri arasında bile gerçekleşen bu olağanüstü olayı anlamak ve iki hücre arasındaki haberleşmenin yalnızca bir tek canlıya ait hücreler arasında değil, aynı zamanda tek hücreliler arasında da gerçekleşebileceğini bilmektir.